elementlerin sınıflandırılmasını anlatacağız. Elementler periyodik tabloda benzer özelliklerine göre sınıflandırıldığını söylemiştik. Bu benzer özelliklerine göre sınıflandırılma 3 grupta incelenmekte. Metaller, ametaller ve yarı metaller yer alıyor bu gruplarda. İlk önce metallerin özelliklerinden bahsedelim. Metaller, periyodik tablonun sol tarafında yer alan elementlerimizdir. Ve bunları aslında günlük hayattan biliyorsunuz. O yüzden metallerin özelliklerini kendiniz de düşünerek, ezberlemeden bulabilirsiniz aslında. Son katmanlarında genellikle 1, 2 ve 3 elektron bulundururlar. Yüzeylerin metallerimizin parlaktır. Bunlar ışığı yansıtırlar. Elektriği ve ısıyı iyi iletirler. Tel ve levha haline getirilebilirler. Yani işlenip şekil verilebilirler. Elementlerde metaller birbirleriyle hiçbir zaman bileşik oluşturmazlar. Bunlar birbirleriyle ancak bir karışım, yani alışım adını verdiğimiz bir karışım oluştururlar. Doğada atomik yapılıdırlar diyor. Yani doğada bulunmalarına göre, özelliklerine göre söylemiş. Doğada tek başına bulunan elementler olduğunu belirtmiş atomik yapılı diyerek. Bizim elementlerimiz oda koşullarında, buradaki istisnayı unutmuyoruz. Cıvı hariç diğer bütün elementlerimiz oda sıcaklığında katı halde bulunmaktadırlar. Cıva ise sıvı halde bulunan bir elementtir. Bizim metallerimizin erime ve kaynama noktaları oldukça yüksektir. Yani bir demir materyalini evde eritemeyiz. Buradan da yola çıkarak düşünebilirsiniz. Periyodik sistemde soldan sağa doğru gidildikçe metalik özellik nasıl değişir? Buna hemen değinelim. Baktığımız zaman soldan sağa doğru ilerledikçe bizler metalleri zaten sol tarafta yer aldığını söylemiştik genellikle. Soldan sağa doğru ilerledikçe bizler metalik özelliğin azaldığını, bu durumda metal olmayan ametalik özelliğin ise arttığını söyleyebiliriz. Yine yukarıdan aşağıya doğru incelediğimizde ne oluyor? Metalik özelliğinin tekrar arttığını söyleyebiliyoruz bizler. Peki günlük yaşantımızda metalleri nerelerde kullanıyoruz bizler? Yüzeyleri parlak olduğu için bunları takı, süs eşyası, net eşyası olarak kullanabiliyoruz. Yine cıvayı termometrelerde kullanabiliyoruz. Isıyı iyi ilettikleri için, elektriği iyi ilettikleri için bunları yine tencerelerde ya da ne bileyim bir elektrik devresinde kullanabiliyoruz. Şimdi ikinci sınıfımız olan ametallere geçelim. Ametaller ise metal olmayanların özellikleri, yani metal değiller demek istiyor ametaller. Genellikle bunlar periyodik tablonun sağ tarafında yer almaktadırlar. CHP, sifon, cıvır diye aklımızda aslında ametallerimiz kalabilir. Bunlar oda sıcaklığında katı, sıvı ve gaz halde bulunabilirler. Erime ve kaynama noktaları, metallerin ne demiştik? Erime ve kaynama noktaları oldukça yüksek. Bunların ise erime ve kaynama noktaları oldukça düşüktür. Bizler metaller için kırılgan değillerdir demiştik. İşlenebiliyorlardı. Bunlar kırılgan değillerdi. Ama ametaller kırılgandırlar. Sizler bunları işleyip şekil veremezsiniz. Daha sonra molekül yapıldırlar diyor. Ne demek istiyor? Yani bunları doğada bizler tek başına genellikle bulamayız. Bunlar doğada ikişerli ya da üçerli gruplar halinde buluruz. Bu nedenle molekül yapıldır ifadesi kullanılır. Aynı zamanda burada bulunan ametaller bizim için parlak görünümlü değillerdir. Mat görünümlüdürler. Devam edelim. Ametaller genellikle 5, 6, 7 ve 8. gruplarda bulunurlar. Aynı zamanda ametaller kendi aralarında bileşik oluşturan bilinler ametaller. Bu kavram bizim için önemli. Şimdi periyodik sisteme baktığınız zaman soldan sağa doğru gidildikçe ametalik özellik
ne yapıyor? Hemen bakalım. Bizler dedik ki soldan sağa doğru gidildikçe metalik özelliğin azaldığını, yani bu durumda o metalik özelliğin ise artmaya başladığını söyleyebiliriz. Daha sonra demiştik ki yukarıdan aşağı doğru inildikçe metalik özellik artıyor demiştik. Burada ise yukarıdan aşağıya doğru inildikçe o metalik özelliğin bu durumda azaldığını söyleyebiliriz. Ve ametallerin içerisinde yer alan özel bir grup sanat süperstarlardan bahsedelim. Bunlar bizim için soy gazlar. Bu soy gazlar bizim için çok önemli olan bir grup. 8 A grubu elementleridir bunlar. Ve bu 8 A grubu elementi olan atomlarımız bizler için önemli. Bunlar kararlı bir yapıdadırlar, nettirler, birleşik oluşturmazlar. Bunlar yine ametallerle aynı grupta olduğu için zaten ısı ve elektriği iyi iletmezler. Doğada ise tek başlarına bulunurlar bunlar. Doğada tek başlarına bulunan elementlerimizdir. Bu grup bizim için önemli ve yine erime ve kaynama noktaları bunların da düşüktür diyebiliriz. Dördüncü örneğimiz varmış burada kitabımızda. Dördüncü örneğimize bakalım hemen. Pardon. Bir tablo vermiş yine. Yukarıdaki periyodik sistemde bazı elementlerin yerleri verilmiştir diyor. Bu elementlerle ilgili aşağıda verilen özelliklerden hangisi yanlıştır? Hemen bakalım. A şıkkında bana sodyum elementini vermiş. Hemen sodyum elementinin ilk önce hangi sınıfta yer aldığını söyleyelim. 1A grubunda bulunduğu için 1, 2 ve 3A grupları elementlerin benim için metallerdi. 1A grubunda bulunan sodyum elementi metal. Özellikle olarak ısı ve elektriği iyi iletir demiş. Evet, metaller ısı ve elektriği iyi ileten atomlarımızdı. Yani A şıkkı benim için doğru. B'ye baktığımda alüminyum elementi için hemen de söylemiş. Bakalım, alüminyum elementi 3A grubunda bulunan metal bir elementtir, atomudur. Ve klor ile aynı özelliği göstereceğini söylemiş. Klor ise 7A grubunda bulunan bir ametaldir. Yani alüminyum metalken klor ametal grubunda olduğu için benzer özellik göstermezler. Dolayısıyla B şıkkım yanlış. C ve D şıkkına da bakalım. C'de diyor ki neon elementini vermiş. Kararlıdır ve birleşik oluşturamaz demiş. Hemen bakalım. N grubu elementimiz sol gaz, yani 8A grubunda yer alıyor. Ve 8A grubu kararlıdır, birleşik oluşturamaz. Bu doğru bir ifade olmuş. D şıkkına baktığımda oksijen elementini verdiğimi gözlemliyorum. Molekül yapılı olup erime ve kaynama noktası düşüktür. Oksijen elementi 6A grubunda yer alan bir element olduğu için ametal sınıfına girer. Molekül yapılıdır, doğada tek başlarına bulunmazlar. Doğru. Erime ve kaynama noktası ametallerin düşüktür. Doğru cevabım bu durumda benim B şıkkı olmuş oldu. Beşinci örneğime bakacak olursam. Hemen bakalım. Beşinci örneğimize bakacak olursak. Bir tane periyodik tablo varmış hemen. Yukarıda periyodik sistemde, yukarıda periyodik sistemdeki yerleri gösterilen K, L, M ve N elementlerinden hangisi diğerlerine göre daha çok ametalik özellik gösterir diyor. Hemen bakalım. Ametalik özellik göstermesi için soldan sağa doğru gittiğinde ametalik özelliğin arttığını, yukarıdan aşağıya doğru gittiğinde ise metalik özelliğin arttığını, ametalik özelliğin azaldığını söylemiştim. Şimdi demek ki metalik özellik artıyorsa yukarıdan aşağı doğru gittiğinde, aşağıdan yukarı doğru hareket ettiğimde ise hangi özelliğim artacaktır? Ametalik özelliğim artacak. Yani benim bu durumda hem soldan sağa doğru hem de yukarıdan aşağıya doğru gelen bir element bulmam lazım. En soldaki elementin en çok ametalik özellik gösterenler olacak. Bu durumda L ya da N'nin olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda yukarıdan aşağıdan yukarıya doğru hareket ettiğinde de ametalik özelliğin arttığını söylemiştik. Bu durumda benim ametalik özelliği gösteren elementim ne oldu? En çok ametalik özelliği gösteren elementim L elementim oldu. Cevabımız B şıkkı. Örnek 6'ya baktığımızda ise yukarıda verilen elementler verilenlerden hangileri ametallere ait özelliklerdendir diyor.
Hemen burada da yine net bir bilgi bilmeniz gerekiyor. Yani o metallerin özelliklerini kesinlikle bilmeniz gerekiyor. Birinci yargımızda ısı ve elektriği iyi iletmezler diyor. Evet, ametaller ısı ve elektriği iyi iletmezler ifadesi doğru. İkinci yargımıza baktığımızda oda sıcaklığında katı maddedir diyor. Ametaller oda sıcaklığında katı, sıvı ve gaz halde bulunabilirlerdi. Bu yüzden bu aslında yanlış. İkinci üçüncü yargımıza baktığımızda kırılgan olduklarını ve işlenemez olduklarını söylemiş. Evet, ametaller kırılgandırlar ve işlenemezler. İşlenebilen element grubumuz metallerdi. Dolayısıyla üçüncü yargıda ametallere ait olan bir özellik oldu. Cevabımız B şıkkı oluyor bu durumda. Hemen yarı metallerin özelliklerine bakalım. Şimdi, yarı metaller bizim için hem ametal özellik gösterir hem de metal özellik gösteren bir grup. Burada bunlar yarı metallerimiz dış görünüş bakımından, yani fiziksel özellikleri genellikle metallere benzer. Kimyasal özellikleri ise genellikle ametallere benzer. Bunlar hem elektron vermek isterler hem de dışarıdan elektron almak isterler. Bu nedenle hem metalik hem de ametalik özellik gösteren bir gruptur. Burada bilmemiz gereken aslında 3 tane elementimiz var. Yani biz bu 3 elementten sorumluyuz. Bunlar neler? Hemen söyleyelim. Bor, silisyum ve germanyumdur. En çok çıkan elementlerimiz ise bor ve silisyum genellikle. Özelliklerine bakacak olursak dedik ki bunlar hem metalik hem de ametalik özellik gösteriyor. Yeni metaller parlak da görünebilir, mat da görünebilirler. Elektriği ve ısıyı nasıl iletirler? Elektrik ve ısıyı metallerden daha az iletirken ametallerden ise çok daha iyi bir şekilde iletirler. Bunlar oda sıcaklığında, yarı metaller oda sıcaklığında genellikle katı halde bulunurlar. Zaten fiziksel özellik olarak genellikle metallere benzerler demiştik. Bunlar tel ve levha hali getirilebilir. Yani bunları bizler şekil verip işleyebiliyoruz. Kırılgan değildirler deriz bu durumda. Burada da zaten ametallerin kullanıldığı yerleri söylemiş bize. Elektronik devrelerini yine şekil verip getirmişler. Güneş panellerinde yine kullanabildiğimizi söylemişler. Isı iletkenliğinden dolayı. Örnek 7'ye bakalım. Diyor ki bize periyodik tablodaki özelliklerine göre sınıflandırılan K, L ve M elementleri ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Hemen bakalım. K elementimizin bize metal olduğunu, L'nin ametal, N'nin ise sol gaz grubunda yer aldığını söylemiş. Birinci yargımızda K, L, M elementleri aynı grupta yer alabilir diyor. Şimdi bizim aynı grupta yer aldığı dediği düşey sütunlar. Aynı grupta yer alması demek benzer kimyasal özellik göstermesi demekti. Ama metal, ametal ve sol gazlar benzer kimyasal özellik göstermezler. Dolayısıyla birinci yargımız bizim için yanlış. İkinci yargıya bakacak olursak K, L ve M metalleri, elementleri aynı periyotta yer alabilir diyor. Periyot dediğimiz aynı yatay sırada olmalarını söylüyor bize. Aynı yatay sırada olabilirler mi? Evet. İşte biri sol tarafta, işte sol gaz ve metaller ise sağ tarafta yer alabilir. Aynı periyotta olabilirler diyebilirim. Üçüncü yargıma baktığında K, L ve M elementlerinin kimyasal özellikleri benzerdir diyor. Hemen bakıyorum. K, L ve M elementlerinin kimyasal özellikleri benzer değildir. Çünkü biri metal, ametal ve diğeri ise sol gaz grubunda yer alıyor. Üçüncü yargım da yanlış. Dolayısıyla cevabım B şıkkı oldu. Bir sonraki sorumuza bakacak olursak bize diyor ki yanda verilen elektrik devresindeki ampulün ışık vermesi için K ve L uçları arasında konulacak olan madde yukarıdaki periyodik tabloda verilen elementlerin hangisinden yapılmış olabilir? Şimdi benim elektrik devresini buraya koyduğum zaman, K ve L arasında koyduğum zaman bir bütünlüğü sağlamam gerekiyor. Yani elektriği iletip ampulün yanmasını gerçekleştirmemi istiyor. Benim bu durumda K ve L arasında kullanacağım madde ne olmak
sensöründe metal özellik göstermek zorunda. Bu durumda baktığım zaman metallerin tablonun sol tarafında yer alıyordu. X ya da Z olabilir. Ama bizim için birinci periyotta bulunan bir A grubu elementimiz olan hidrojen istisnaydı. Ve hidrojen bir metal değil, ametalik özellik gösteriyordu. Ve dolayısıyla benim arayacağım element metal özelliğe sahip olmalıydı. Bu nedenle doğru cevabım ne olmuş oldu? Z olmuş oldu. Yani cevabı C şıkkı. 9. soruya baktığımda soruda diyor ki metal, ametal ve sol gaz olduğu bilinen X, Y ve Z elementlerine ait yukarıda verilen özelliklere göre bu elementler nasıl sınıflandırılmalıdır? Hemen bakıyorum. Bana metal, ametal ve sol gaz olduğunu söylemiş. Katı halde olup mat halde görünürler diyor. Şimdi katı halde olduğunu söylemiş. Katı halde olup mat görünürler diyor. Mat görünen maddelerimiz bizim için ametallerdi. Yani sol gaz grubu olduğunu söyleyemiyorum çünkü katı halde olduğunu söylemiş bana. Bu nedenle ametal grubunda olduğunu söyleyebilirim X'in. Y'ye baktığımda doğada element halinde bulunur. Ne demek istiyor? Doğada tek başına bulunduğunu söylüyor. Doğada tek başına bulunan elementlerim benim metallerdi. Dolayısıyla Y için metal grubundadır diyebilirim. Doğada element pardon, bunu tekrar baştan alalım. 9. sorumuza bakacak olursak, burada metal, ametal ve sol gaz olduğu bilinen X, Y ve Z elementlerine ait yukarıda verilen özelliklere göre bu elementler nasıl sınıflandırılmalıdır diyor. Hemen bakalım. X için demiş ki katı halde bulunup mat görünümlüdürler. Katı halde bulunup mat görünen maddelerimiz benim için ametallerdi. Katı halde bulunduğunu söylemesi de sol gaz olmadığını belirtmek için bu durumda X'in ben ametal olduğunu söyleyebilirim. Y'ye baktığımda doğada element halde bulunuyor diyor. Yani moleküler halde olmadığını söylüyor. Dolayısıyla ben buradan ya sol gaz olduğunu anlayacağım ya da metal olduğunu. Henüz bilemiyorum. Z'ye bakıp karar vereceğim. Z'ye baktığımda ısı ve elektriği iyi iletirler diyor. Isı ve elektriği iyi ileten maddeler benim için kimlerdi? Metal grubuydu. Dolayısıyla Z'nin metal olduğunu söyleyebilirim. Bu durumda Y'ye kalan grubum ise sol gaz olarak yazılabilir. 10. soruya baktığımda öğretmen sınıftaki bir etkinlikte öğrencilerden elementlere ait bilgilerin yazılı olduğu kartları bir bölümü verilen periyodik tabloda doğru yerlere yerleştirmelerini istiyor. Buna göre hangi öğrenci kartı yanlış yere yerleştirmiştir? Hemen bakalım. Bir A grubunu gösterip bir A grubunda olduğunu söylemiş. Hemen bakalım. Mehmet doğru söylemiş. Ayşe'ye bakalım. 8A grubunu gösterip sol gaz olduğunu belirtmiş. Ayşe de doğru söylemiş. Selçuk'a baktığımızda 2A grubu için 2A grubu elementlerin biliyorsunuz ki metallerimizdi. 2A grubu için ametal olduğunu söyleyip yanlış bir ifade kullanmış. Zeynep'e baktığımda 2. periyotta yer aldığını söylemiş. Hemen bakıyorum 1. periyot ve benim için yeterli sıralar olduğu için 2. periyot ifadesi Zeynep için de doğru olmuş. Bu durumda yanlış cevabı vererek şıkkın C oldu. Yani Selçuk. Örnek 11. Baktığımız zaman örnek 11'de buna göre bu kartın ön yüzündeki yazan element aşağıdakilerden hangisidir diyor. Hemen bakalım. Kartımızın arka yüzünde parlak yüzeyli olduğunu söylemiş. Oda sıcaklığında sıvı halde bulunduğunu söylemiş. Elektrik ve ısıyı iyi ilettiğini belirtmiş. Hemen diyorum ki parlak yüzeyli olan neyse metallerdir. Oda koşullarında ise sıvı halde bulunan tek bir elementimiz vardı bizim metal olarak. Bu da bizim için neydi? Termometrelerde kullanılan civatı. Yine metaller elektrik ve ısıyı iyi iletirler ifadesini kullanmış. Dolayısıyla benim ön tarafta yazan elementi ne olmuştur? Civa olmuştur diyebilirim. Örnek 12'ye bakacak olursak. Buna göre diyor, yargılarından hangileri doğrudur? Yanda bir periyodik sistemin bir bölümü verilmiş. Hemen bakalım. Birinci yargımızda diyor ki atom numarası en büyük olan Z elementidir.
Hemen düşünelim. Atom numarası soldan sağa doğru gidildikçe artıyordu. Aynı zamanda yukarıdan aşağı doğru gittikçe de artıyordu. Periyot olarak baktığında en büyük Z gibi görünebilir ama yukarıdan aşağı doğru da benim için arttığını söylemiştim. Bu durumda artan atom numarasına göre sıraladığımda atom numarası en büyük olan Z değil T'dir. Yani birinci yargım yanlış bu durumda. İkinci yargıya baktığımda X ile T elementi benzer kimyasal özellik gösteriyor diyor. Bakalım benzer kimyasal özellik için aynı grupta yer almalıydı. X ve T'ye baktığımda aynı grupta yer aldığını gözlemliyorum. İkinci ifade doğru oldu. Üçüncü ifadeye baktığımda X, Y ve Z elementleri ametaldir diyor. Hemen bakalım. Ametaldir diyor. Z'nin 8 A grubu olduğunu söylediğimize göre Y bizim için 7 A grubunda yer alıyor. X ise 6 A grubunda yer alıyor. 6, 5, 6, 7 ve 8 benim için ametaldi. Dolayısıyla ne diyeceğim ben burada? Hemen X, Y, Z elementleri için ametal diyebilirim. Doğru oldu. Cevabım bu durumda benim için D şıkkı olmuş oldu. 13. örneğe bakacak olursam, buna göre diyor, periyodik sistemdeki 1, 2 ve 3 rakamlarıyla gösterilen bölgede yer alan elementlerin özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A şıkkına bakıyorum. Birinci bölgedeki bir bölgesindeki elementler ısı ve elektriği iletir. Hemen düşünelim, bir bölgesindeki elementlerin benim için metallerdi. Isı ve elektriği iletirler demiştik. A şıkkı doğru. B'ye baktığımda iki bölgesindeki elementler kırılgandır diyor. İki bölgesinde verilen elementler benim için ametal grubunda yer alıyor ve kırılgan yapılı olduklarını söylemiştik. B de doğru. C'ye baktığımda iki bölgesindeki elementlerin parlak olduğunu söylemiş. İki bölgesindeki element sınıfım ametaldi. Ametallerin ben parlak değil, mat olduğunu söylemiştim. Dolayısıyla C şıkkımız yanlış. D'ye bakacak olursak, 3 numaralı bölgedeki elementler yarı metaldir. Evet, 3 numaradaki bölgedeki elementlerimiz bizim için yarı metallerimiz. Dolayısıyla D şıkkı da doğru, cevabımız C olmuştur. 14. soruya bakacak olursam, bu yine bir sınav LGS sorusu. Üçgen, yuvarlak ve yıldız şekilleriyle gösterilen elementlerin atom numarasına göre sıralanmasını vermiş. En büyük atom numarası kime aitmiş? Üçgene, daha sonra yuvarlak, daha sonra da yıldız olduğunu söylemiş. Bakalım, üçgen ve yuvarlak ısı ve elektriği iyi iletir. Oda sıcaklığında ise katıdır. Yani üçgen ve yuvarlak için ben ne diyebilirim? Metal grubudur diyebilirim. Ya da yarı metal grubudur diyebilirim. Yıldızın 8A grubunda yer alan oda sıcaklığında gaz halinde bulunan bir element olduğunu söylemiş. Baktığında yıldızın hepsi zaten 8A grubunda yer alıyor. Üçgen ve yuvarlağa bakacağım bu durumda. Üçgen ve yuvarlak metal ya da yarı metal olmalıydı. Ben buradan B şıkkını eleyebilirim. Üçgen ve yuvarlak B şıkkında çünkü ametal olarak verilmiştir. Hemen devam ediyorum. Bana en büyük atom numarasının üçgende, daha sonra yuvarlak, daha sonra da yıldızda olduğunu söylemiş. Bu durumda baktığımda A şıkkına birinci periyotta 1A grubunda yer alan hidrojen, yani atom numarasının 1 olduğunu biliyorum. Yıldızın 2 olduğunu biliyorum. Ama bana soruda üçgenin yıldızdan daha büyük atom numarasına sahip olduğunu söylemişti. Dolayısıyla A şıkkını da ben eledim. C'ye baktığımda ise burada en büyük atom numarasına sahip olanı hemen söyleyelim. En büyük atom numarasına periyotları kontrol ederek kimin sahip olduğunu söyleyebilirim? Yıldızın. Ama bana en küçük atom numarasını yıldız olduğunu söylenmişti soruda. Dolayısıyla C de yanlış. Cevabım ne kaldı bana? D şıkkı kaldı. Hemen atom numaralarına şöyle bakıyoruz. Ne demiştik biz? Soldan sağa doğru gittikçe, yukarıdan aşağı gittikçe artıyor da atom numaralarımız. Bu durumda en solda ve en altta kalan üçgen, daha sonra yuvarlak, daha sonra da kim olduğunu gözlemliyoruz? Yıldız olduğunu gözlemliyoruz. Bizim periyodik tabloda çıkan
sorularımız da bu şekildeydi.